Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden son hızla devam ediyoruz. Nerede kaldık hocam? 94 ve 95. sayfalarda kaldık. Çarpanlar ayırma öğreniyorum, 16. testin çözümlerini yapacağız şimdi bu videoda sizlerle birlikte. Videoyu beğendiysen ve kanala da abone olduysan, hazırsan ilk sorumuza vakit kaybetmeyelim ve başlayalım istersen. Evet, ilk soruda bize denilmiş ki bakın. A sayısı 9999 olduğuna göre a kare artı 2 artı 1 ifadesinin değeri sorulmuş. Şimdi a kare artı 2 artı 1 ne demektir arkadaşlar? A artı 1'in tabii ki karesi demektir. A sayısı neydi? 9999'du bakın bu. Gelin buna 1 ekleyelim ve 10.000 yapsın. Artık benden istenen şeyin 10.000'in karesi olduğunu biliyorum. Peki 10.000 neydi arkadaşlar? Tabii ki 4 tane 0 olduğu için 10 üzeri 4'tür. Bunun karesi sorulmuş. 4'teki çarparsanız onun 8. kuvveti yapacaktır. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Ve devam edelim. İkinci soru. M artı N'yi vermiş, X artı Y'yi vermiş. MX artı MY artı NX artı NY ifadesinin toplamı sorulmuş. MX ve MY'yi ayrı bir grup halinde düşünelim. NX ve NY'yi de ayrı bir grup halinde düşünelim. Öncelikle mavi ile işaretlediklerimi M parantezine alırsanız X artı Y gelir. Ve sarıyla işaretlediklerimi N parantezine alırsanız bakın yine X artı Y gelir. O halde artık ortak olanlar burada X artı Y'ler olduğundan gelin sizlerle birlikte bunu X artı Y parantezine alalım. X artı Y parantezinde M artı N gelir. Pekala, X artı Y kaçtı? 3'tü. M artı N neydi? O da 4'tü. 3 kere 4 sorulmuş bize. Doğru cevap 12 olacaktı. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşım. 3. sorumuza geçtik. Pekala, 3. soruda ise 7x eksi 4'ün 3x kare eksi 6x'e oranı a bölü 3x artı b bölü x eksi 2 olarak verilmiş. Bakın şu birinci kısmı paydayı 3x parantezine alırsanız x eksi 2 gelir. Burada 3x ve x eksi 2 tanıdık ifadelerdi senin için. Peki madem bunlar tanıdık ne yapmam gerekiyor? Demek ki burayı x eksi 2 ile burayı da 3x'te bir genişletmem gerekiyormuş benim. O halde üst taraf 7x eksi 4'tü. Eşittir diyorum. Bakın a çarpı x eksi 2a artı b çarpı 3x, yani 3bx diyebilir miyiz artık biz buraya? 3bx dedik. Pekala. Şimdi arkadaşlar burada paydaları yazmamıza gerek yok. Çünkü zaten paydalar eşit artık birbirine. 7x eksi 4 eşittir. Bakın x parantezinde a artı 3b eksi 2a dedim. Şimdi sağ tarafın sabit kısmı eksi 2a, sol tarafın sabit kısmı eksi 4. Demek ki eksi 2a eksi 4'e eşitmiş. Yani a kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Pekala, a 2 ise sol tarafın x'in katsayısına bakıyorsunuz 7. Sağ tarafta x'in katsayısına bakıyorsunuz a artı 3b. A kaçtı? 2'ydi. 2a 2 artı 3b diyorsunuz buraya da. 2'yi karşıya atarsanız 5 eşittir 3b gelir. Ve b buradan 5 bölü 3'ün ta kendisi olur. Şimdi a artı b toplamı sorulmuş. A 2 idi. B'yi de 5 bölü 3 bulduk. Hadi bakalım. 2 ile 3'ü çarptınız. 6, 5 eklediniz. 11 bölü 3 cevap olur. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir. Ve sevgili gençler, geçtim 4'e. M bölü M eksi N 2 bölü 5 ise M kare eksi 2 MN artı N kare. Arkadaşlar burası nedir? M eksi N'nin karesi değil midir? Alt tarafa bakıyorsunuz. Bu da M'nin karesidir. Yani aslına bakarsanız M eksi N bölü M'nin karesi istenmiş bizden. O halde şu ifadeyi ters çevirin. M eksi N bölü M eşittir 5 bölü 2 olmaz mı? Olur. Şimdi her iki tarafın karesini alırsanız zaten bize sorulan ifadeyi bulursunuz. O halde cevap 25 bölü 4'ün ta kendisidir. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. 4. sorumuzun cevabına da A dedik. Ve devam ediyoruz 5. soruyla. 5x kare artı 9xy eksi 2y kare. Şimdi bunu çarpanlarına biz ayırabiliriz. Nasıl ayıracağız? Şöyle 5x'e x diye ayıralım. Çarpımları 5x kare gelsin. Bu kısmı da arkadaşlar artı 2y'ye eksi y diye ayıralım. Bakınız artı 10x'ye eksi x'ye daha artı 9y'yi verir. Üst taraf 5x eksi y çarpı x artı 2y imiş. Düz bir şekilde toplayıp çarpıyorsunuz. Bölü alt tarafta ise bak bir x artı 2y çarpanı var. Çarpı bak şu 5x'in karesi bu, y'nin karesi. 2 kare farkından o halde 5x eksi y çarpı 5x artı y biçiminde sen burayı yazabilirsin. 5x eksi y, 5x eksi y. X artı 2'ye, x artı 2'ye gitti mi gitti. Üst tarafta sadece 1 ve alt tarafta sadece 5x artı y kaldı.
O halde cevabımız 1 bölü 5x artı y olacaktı. Yani doğru cevap A seçeneğinde verilmiş dostlar. Devam ediyorum 6. soruyla. A 44 ve B 11 olduğuna göre A artı B'nin karesi eksi 4AB ve A eksi B'nin karesi artı 4AB ifadesinin değeri sorulmuş. A artı B'nin karesinin içerisinde A kare artı B kare artı 2AB var. O halde o 2AB'den 4AB'yi çıkarırsanız artık eksi 2AB gelecektir. Açık açık yazalım. A kare artı 2AB artı B kareden 4AB'yi çıkarıyoruz bakın. Şunlar şöyle giderse A kare eksi 2AB artı B kare kalacaktır. Bu da A eksi B'nin parantez karesidir. Yazalım. A eksi B'nin parantez karesiymiş üst taraf. Alt tarafta da tam tersi. Açarsanız A artı B'nin parantez karesi gelecektir. Şimdi A'dan B'yi çıkaracağız. 44'ten 11'i çıkardınız 33. 33'ün karesi bölü. Alt tarafta da 44'te 11'i topladınız 55. 55'in karesi geldi. Yani sevgili gençler 33 bölü 55'in karesi var burada. Yani 33 bölü 55'i ikisiyle de 11 ile sadeleştirirseniz 3 bölü 5'in karesi gerekiyor bize cevap olarak. Bu da 9 bölü 25'tir. Yani arkadaşlarım doğru cevabımız A seçeneğidir. 6. sorumuzda çözdük ve cevabını A dedik. 94. sayfa bitmiş oldu. Geçtik 95. sayfamıza. Şimdi sevgili arkadaşlarım 7. sorumuzda bize demiş ki A küp artı 1. Bu A'nın küpü, bu da 1'in küpü. O zaman küp açılımı yapalım. A artı 1 parantezinde A kare eksi A artı 1 dedik. Daha sonrasında bölü diyorum. Alt kısımda A kare eksi 1 nedir? A eksi 1 ile A artı 1'in çarpımıdır değil mi? Bir de yan tarafında ne var? A kare eksi A artı 1'imiz var. Ve bu da kaça eşitmiş? 3 bölü 4'e. Çok güzel. Bakın A artı 1 ile A artı 1. A kare eksi A artı 1 ile A kare eksi A artı 1 birbirini götürür. Geriye sadece 1 bölü A eksi 1 kalır. Ve bu da kaçmış? 3 bölü 4. Çok güzel. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 3A eksi 3'ün 4'e eşit olduğunu ve buradan 3A'nın 7'ye eşit olması gerektiğini, A'nın ise 7 bölü 3 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani cevabımız o halde nerede verilmiş? B seçeneğinde. 8. soruya geçtik. X eksi y'nin karesine x artı y ekle demiş. Alt kısımda da x küp artı y küp var. Bakın arkadaşlar x eksi y'nin karesi x kare eksi 2 x y artı y'nin karesidir. Bir de bunun üzerine x y eklerseniz eksi 2 x y'ye x y eklediğinizi düşünün. X kare eksi x y artı y kareyi verir. Bölü alt kısımda da x küp artı y küp var. Açılım yaparsanız x artı y parantezinde x kare eksi x y artı y kare gelecektir. 2 küp toplamından. Bakın x kare eksi x y artı y kare. Bakın x kare eksi x y artı y kare. Gittiler mi? Gittiler. Üst tarafta sadece 1 ve alt tarafta sadece x artı y kaldı. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi de 1 bölü x artı y olacaktı. Yani cevap C seçeneğiydi. Ve gençler geçtim 9'a. X kare artı x eksi 6 verilmiş bakın burada. Alt kısımda da bunlar var. O halde alt kısımda biraz oynayalım ha, ne dersiniz? Vallahi iyi olur. Hatta üst tarafı da x'e x diye açalım. Burayı da artı 3'e eksi 2 derseniz çarpımları eksi 6, toplamları da 1 gelir bakın buraya. Üst taraf x eksi 2 çarpı x artı 3. Alt taraf ise. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şunu x bölü x olarak yazın. 1 gelir. Bunu da x bölü x olarak yazın. O da 1 gelir. O halde 2 eksi x bölü x çarpı 3 artı x bölü x dedik. Şimdi bakın arkadaşlar x artı 3 ile 3 artı x birbirinin aynısı. X eksi 2 ile 2 eksi x birbirinin eksilisi olduğu için eksi 1 yazdım buraya. X çarpı x x karedir. Bunu da ters çevirip şurayla çarparsan eksi var başında. Eksi x kare bize cevabı verir. O halde cevabımız B seçeneğidir. 9. sorumuzda çözdük ve cevabına B dedikten sonra geçtik 10. sorumuza. A kare A artı 1'e eşit olduğuna göre A kare eksi 2A eşittir 1 eksi A'dır. A küp eşittir 2 artı 1'dir. A küp eksi 2A eşittir 1'dir ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle diyeceğiz. A kare sayımız A artı 1'e eşitmiş görüyorsunuz. Pekala. Burada A kare A artı 1'e eşitse o halde ben şöyle bir şey yapabilirim aslında bakarsanız. Burada bize ne demiş bakın. A kare eksi 2A eşittir 1 eksi A demiş. Yani A kare 2A'yı karşıya atarsanız A artı 1 gelmez mi? Gelir. Bu doğru. Şunun aynısı. Burada da 2 eksi 2a'yı karşıya atınca geliyor zaten. Peki şimdi şuna bakalım. A küp eşittir 2a artı 1'dir demiş. A küpü bulabilmek adına ben bu denklemi a ile çarparsam a küp eşittir a kare artı a gelir arkadaşlar.
Ve a kare artı a demek de, a kare neydi arkadaşlarım? A artı 1'di. Hadi bakalım toplayalım. A artı 1 ile a'yı toplayın. 2 artı 1. Oo mükemmel. Yani a küp 2 artı 1'e eşit geldi. Eksi 2 a'yı karşıya atarsanız a küp yine 2 a artı 1'dir zaten. Yani bu da doğru. O halde 10. sorumuzun cevabı e seçeneği olacaktı. Ve 10. soruyu da e dedikten sonra devam ediyorum. 11. soruyla x kök x artı x ve x artı kök x. Bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi soruluyor. Üst tarafı x parantezine alırsanız eğer kök x artı 1, alt tarafı da kök x parantezine alırsanız eğer kök x artı 1 gelir. Bak işte şıklığın alası. Cart cart. X'i kök x'e bölersen kök x gelir. Doğru cevap B seçeneğidir. Ve 12. ve tabii ki son sorumuz. Bakalım sorumuza. Kök x eksi 1 bölü x kök x eşittir 2. Kök 2 olduğuna göre x kare artı 1 bölü x kare ifadesinin eşiti. Al bakayım bu tarafın karesini. X birincinin karesi x, ikincinin karesi 1 bölü x ve birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Tabi eksilisi. 2 çarpı kök x çarpı 1 bölü kök x dedik. Bu da eşittir. Kaç geldi? Kök 2'nin karesinden 2 geldi. Şimdi güzel kardeşim bak kök x'ler gidiyor. Eksi 2 ile alıyorsun karşıya fırlatıyorsun. Böylelikle x artı 1 bölü x eşittir 4 geliyor. Şimdi bir daha al bakayım her iki tarafın karesini. Neden? X kareli bir şeyler lazım bize. X kare birincinin karesi, ikincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci dediniz. Eşittir 4'ün karesi 16. X'ler yine gitti. Buradaki artı 2'yi karşıya fırlatırsanız x kare artı 1 bölü x kare 16 eksi 2'den kaç gelir? 14 gelir. Doğru cevap da C seçeneği olacaktır. Evet. Videomuzun ve testimizin yine sonuna geldik. Bir diğer videoda ve bir diğer testte görüşürüz. Bir diğer test arkadaşlarım çarpanlara ayırma, pekiştiriyorum'a geçeceğiz artık 17. teste. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.